اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على شفيع محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة اعيننا محمد اللهم صل على محمد وعلى رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة السيد المسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz bizleri ölünceye kadar evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi de kıyamete kadar hep beş vakit namazlarını vaktinde kılan ve Kur'an yolunda, İslam yolunda yürüyen bahtiyar kullarından eylesin. Amin. İzine Yüce Rabbimizden niyazımız odur ki bizlerden önce ahirete gitmiş olan bütün Müslüman kardeşlerimize, bütün akrabalarımıza, analarımız, babalarımız, dede, nene, kimler ahirete gittiyse hepsine gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun, kabirleri nurla dolsun. Bizlere de Allah Celle Celaluhu öldükten sonra dua edecek, hayırlı hayırlı nesiller, hayırlı zürriyetler, hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah. Değerli dostlar, güzel insanlar, hadis-i şerif dersimizdeyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. allah Teala hepinizden razı olsun. Madis derslerini dinlerken inşallah hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sevmeyi, hem onun yolundan, izinden gitmeyi, hem de inşallah mahşer gününde onun şefaatiyle müjdelenmeyi sonra da o güzel cennette efendimiz Ali seyyidül Firdevs cennetinde komşu olmayı Rabbimizinle cemalini doya doya seyredilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. El muslimu ahul muslim. La yazlimuhu ve Yani bugünün ifadesiyle diyelim Türkçemizde kullanmış olduğumuz dille sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz ve özellikle de şurayı vurguluyor. Onu düşmana teslim etmez. Evet. Öncelikle Rabbimiz bu hadis-i şerifle ve bununla beraber birçok ayetler bize efendim bu hadis-i şerifin ışığında e, bir yol haritası çiziktir. Onlarla amel etmeyi nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman, Müslümanın kardeşidir buyuruyor. Dolayısıyla biz yeryüzünde Müslümanlar olarak 1 milyar 800 milyon kardeşiz. Allah-u Teala Cicali bunun nasıllığını, niceliğini fark etmeyi ve sonra da iyi bir şekilde yek vücut hale gelebilmeyi en kısa zamanda nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi var biliyorsunuz. Mevla Teala Hazretleri o surede 10. ayette bize buyuruyor ki Estağfirullah innemel mu'minun ihvetun. Yani şüphesiz ki muhakkak müminler birbiriyle kardeştirler. Allah Celle Celaluhu, bize din bağını Allah bize inanç ile ilgili olan bağlantıyı kardeşlik olarak niteliyor. Yani kanımızdan olan, kendi bedenimizden olan, evimizde olmuş olan kardeşlerimiz değil. Allah bize yeryüzünde bulunan bütün müminler olarak kardeş olduğumuzu ilan ediyor. Evet. Ne güzel olur. Şu anda 57 tane ülke olarak İslam alemi bir birleşse, kafirin karşısında bir duruş sergilemiş olsak, bütün imkanlarımızı da ona göre kullansak, düşünebiliyor musunuz? Siz böyle bir halifenin, bir makamın, efendim bir çatının altında toplandınız ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu size rahmetiyle tecelli edecek. Allah'ın rahmeti sizin üzerinizde olacak. Allah'ın size yardımı gelecek ve bilelim ki büyüklerin de dediği gibi bölüşürsek, bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Bugün Mescid-i Aksa'mız, Filistin'imiz, Gazze'miz yanıyorsa bizim maalesef bölünmemizden kaynaklandı. Allah hepimizi affeylesin. Beceremedik. Rabbim becertirsin. Öyle oyunlar oynadılar ki üzerimizde ve ilk yaptıkları işlerden bir tanesi Osmanlı dağılınca Osmanlı'nın efendim yıkılmasından istifade edenler direkt olarak hilafeti bizim yani topyekün bir efendim şemsiye altında bir bayrak altında toplanmamızı bir anda bitirdiler. Sonra sırasıyla geldi zaten. Böyle çorap söküğü gibi derler ya. O tesbih taneleri bir dağıldı mı? İmamesi efendim tespih tanesinin başında duran o imame bir koptu gitti mi? Değerlerini toplamak mümkün değil. Kafir işi çok iyi biliyor. Yani nasıl bir ekmeği alıp da bir anda ağzınıza atıp yiyemezsiniz? bölüp parçalayıp efendim götürmeniz lazım. Aynı şekilde bizi de böldüler, parçaladılar ve yuttular. Şu anda sadece görüntü Müslümanlığı olarak bulunuyoruz. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama şamar olduğunu gibi gelen bize tokat atıyor, giden bize tokat atıyor. Hem de kafir o kadar işini iyi biliyor ki dersini o kadar iyi bir şekilde çalışıyor ki bütün çıkartmış olduğu silahları bizim üzerimizde deniyor. Bizlerden kan akması onların hoşuna gidiyor. İntikam alıyorlar. Bizim gözyaşlarımız dinmesin diye bakıyorlar. Rabbim toparlanmamıza nasip eylesin ve inşallah Allahu Teala Celle Celaluhu'nun yardımıyla tekrar yeryüzüne İslam'ın, Kur'an'ın, Müslümanların hakimiyetinin efendim geleceği en yakın tarihi görmemizi hepimize nasip eylesin. Bununla ilgili çok konuşulacak şeyler var. Ama en azından şöyle bir ip ucu olarak verelim. Allahu Teala Celle Ali İmran suresinde bize buyurur ki: Estaizu bismillah ve ittasimu bi hablillah cemian ve la Yani hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an-ı Kerim'e sarılın ve tefrikaya ayrılığa düşmeyin. Allah bunu bizden istiyor. Emrediyor. Namaz kılar gibi, oruç tutar gibi bir emir de nedir? Tefrikaya düşmemek, ayrılmamak. Çünkü ayrılırsak, bölünürsek yok oluruz. Ve Allahü Teala Celle Celaluhu bizim birleşmemizden hoşnut oluyor, razı oluyor. Başka bir ayetinden Mevla Teala Hazretleri Ali İmran Suresi 103 ayeti okuduk. Şimdi de Enfal Suresi 46. ayete bakalım. Mevlamız وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ Yani aman aman birbirinize çekişmeyin sonra gevşersiniz gücünüz devletiniz elden gider buyuruyor. Enfal suresi 46. Allahu Teala Celle çekişmeyin diyor. Çekişmeyin. Sonra gücünüz gider diyor. Devletiniz yıkılır, mahvolursunuz. Kafirlere efendim yem olursunuz. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatmadım bize. Ta 1400 sene öncesinden bugünleri adeta fotoğraf olarak, tablo olarak bize efendim gösterdi, çizdi, efendim yansıttı, bugüne getirdi bizi. 1400 sene öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sahabesine öyle bir zaman gelecek ki kurtların, aç kurtların sofralara, yemeklere saldırdıkları gibi benim ümmetime de kafirler, hainler, zalimler saldıracaklar. Sahabe-i kiram bir anda şaşırdı. Ya Resulallah dediler o zaman azlık mı oluruz biz? Yani Müslümanlar az mı olacak sayısal olarak da böyle rahat rahat bir şey, efendim saldıracak kafirler, deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır dedi. Bel entüm kesirun. Siz çok olacaksınız ama aynen suyun üzerindeki akan bir suyu düşünün. Üzerindeki çerçöp gibi olacaksınız. Yani çok oluşunuz herhangi bir şekilde suyu etki etmeyecek. Siz o akıntıda efendim kaybolup gideceksiniz. Ve devam ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kafirlerin o güne kadar kalplerinde size karşı bir korku vardı. Bir ürperme vardı Müslümanlar olarak. Birlikteliğiniz efendim herkese orada korkutuyordu, ürkütüyordu. Ama Allah sizin efendim bir yanlış yapmanız yüzünden, vehin hastalığınız yüzünden, vehin buyuruyor, vehin. Bunun yüzünden sizdeki olan, sizdeki olan korkuyu onların kalplerinde olanları alacak ve efendim siz başlayacaksınız bu sefer korkmaya. Ve men vehn ya Resulallah. nedir ya Resulallah? Ya yani bu vehn kelimesini yeni duyuyoruz. Bununla bize bahseder misiniz? Deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarihi iki söz söylüyor. Bizim işte kırılma noktamızı söylüyor. Hubbü dünya ve kerahiyetül mevt. Dünya sevgisi ve ölümü istememek. Şehadeti istememek. Ölüm konuşulduğu zaman onu efendim mümkün olduğu kadarıyla kapatmaya çalışmak. Kardeşim yani bak ne güzel Müslümanız. Beş vakit kalıyoruz elhamdülillah. iyi kötü kendimizi korumaya çalışıyoruz. Hayır hastanet yapıyoruz. Yani cihat cihadı konuşturmuyorlar. Konuşmuyoruz. Gündemimizden o gitti. Yani sahabe-i kiramın hepsinin arasındaki en büyük dua şuydu. Allahümme ahyina sa'iden emitna şehide. Allah'ım bizi sa'id olarak yaşat ve şehit olarak öldür. Şehitlikle huzuruna kabul buyur. Ve yaşarken de sevdiğin razı olduğun bir şekilde yaşayalım Allah'ım. Biz şu anda görüntü güzelliğine bakıyoruz. Allah hepimizi affetsin hacımıza, hocamıza yani bu fakir anlatan kimse de aynı tehlikedeyiz. Bizim durumumuz efendim gerçekten klinik bir vaka. Acile gitmemiz gerekiyor, acile. Yani koronadan ölen bir kimse belki öldüğünde sabretti, bir Müslümandı. Şehadet şerbetini içer o kimse. Ama biz bu halimiz öldüğümüzde efendim nereye gideceğimiz belli değil. Allah'ın huzuruna gittiğimizde kulum, kulum benim dinime bu kadar sataşılırken, dinime hücum edilirken, senin memleketinde bu kadar faizler, zinalar, kötülükler, haramlar işlenirken sen ne yaptın kulum? Evet. Hani diyorlar ya mücahitler müteahhit oldu diye parayı iyi sevdik, sevdirildi bize hubbu dünya ve kerahiyetül mevt. Dünya sevgisi ve maalesef ölümü istememek. Düşünün 2 milyon, 2,5 milyon lira yeni tabirle, eski tabirle 2,5 trilyona bir daire alıyor. Efendim güzel böyle 4 artı 1, ondan sonra site içerisinde otoparkı var, normal efendim işte yürüyüş parkuru var, çocukların parkı var, 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 var bile içerisini güzel bir şekilde en kaliteli marka koltuklarla kanepelerle efendim işte beyaz eşya, kırmızı eşya, sarı eşya onlarla da dolduruyor. E şimdi bir halı alıyor. Geçen bir cemaatimden duydum. Yani şok oldum. Düşünebiliyor musunuz? Efendim bir yere serilecek halının fiyatı İran'dan getirilen özel halılar oluyor mesela tam 100 milyar lira yeni tabirle 100 bin lira. 100 bin lira kaç tane aile bakılır, kaç tane öğrenci kutulur. Yere sereceksin o halıyı. Sonra da çocuklar diyeceksin ki aman üstüne basmayın. Aman efendim bunun üstüne bir şey dökmeyin. Aman bunun üstüne gezmeyin. E niye aldık bunu ya? Allah Allah. Namaz kılacaksın, eşyaları doldurmuşun, Bir seccade koyacak yerin yok. Seccadeyi bile kolay koyarken diyorsun ki Efendim özür dilerim sah sehpacım seni kenara alabilir miyim? Veya koltukçum seni şöyle biraz itebilir miyim? Bir seccade yere kadar bana yer açar mısın? Allah Allah. Bizi esir almış eşya. Bizi dünya sevgisi esir almış. Allah Celle bundan bizi kurtarsın. Efendimiz Aleyhisselatü Selam bizim sevgilimiz, liderimiz, önderimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hasırın üzerine yattığında sırtında izleri çıkmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendim şıpır şıpır gözyaşı dökmüş değil miydi? Ya Ömer niye ağlıyorsun deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cevaben Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizi Allah katındaki değeriniz bir taraftan baktım. Diğer insanlar, yattıkları yerler onlar için ağlıyorum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Dünya onların ahiret bizim olması yetmez mi ya Ömer dedi. Allah hepimizi affetsin. Allah Celle bu sohbetlerimize istifade etmeyi nasip eylesin. Birkaç kişiye dinletmeyi nasip eylesin. Dinlemek lazım, dinletmek lazım. Birkaç kişiyle efendim bu noktada böyle oturup ailece seyretmek lazım. İhtiyacımız var. Çünkü yanıyoruz. Manevi bir yangın var. Maddesel yönden hepsi geçer karnını efendim etle dolduramazsın ama makarnayla yine efendim en azından karnın tok olur. Ama maneviyatın o boşluğu nasıl hissettireceksin, nasıl anlayacaksın? Şu anda sabah namazları ezanı saat dört buçukta okunuyor. Beş buçukta güneş doğuyor. Yani siz efendim camiye çıkamıyorsanız bile evinizde bir cemaat yapmak için saat dört buçukta uyanmanız lazım. Camiye çıkmanız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi yatsı ve sabah namazları efendi münafıklara ağır geliyor. buyuruyor. Siz bunu bilseydiniz ne kadar kıymetli camiye gelirken normal gelemeseniz bile sürünerek gelirdiniz buyuruyor. Buna bize söylendi. Aksesuar değil bunlar. Herhangi bir şekilde sadece sahabe ikramı söylenmiş, kapatılmış o defter bırakılmış, gidilmiş değil. Allah hepimizi affeylesin. Allah hepimizi affeylesin. Dostlar, tekrar dersime dönüyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir şey hatırlattı. Müslümanlar Müslüman'ın kardeşidir buyurdu. Müslüman kardeşinin düşmanı teslim etmez buyurdu. Evet. Şu zalimliğe bakabiliyor musunuz? Yani İsrail zalimi, kafiri, haini oldu mu olası zaten efendim bunlar peygamberlerine karşı efendim neler yapmışlar ki bize yapmasınlar? Yani Arıya niye sokuyorsun diye efendim kızamazsın. Ateşe niye yakıyorsun diye kızamazsın. İsrail gevurluğunu yapıyor. O hainliğini yapıyor. Ben niye kızıyorum biliyor musunuz? İslam işbirliği teşkilatı adında bir efendim 57 tane İslam ülkesinin birleşmiş olduğu bir kurum efendim var. Ne işe yarar? Bu kadar 300 taneden fazla efendim orada şehidimiz var. Ondan sonra yüze yakın yavrumuz gitmiş. He? Bunlar diyorlar ki biz efendim işte beş gün sonra toplanacağız pazar günü için. Ve zalim. Kendi çocuğun orada efendim olsaydı bayram elbisesi giyeceğine kefen elbisesi giyseydi böyle beş gün sonra toplantıya sen gün mü verirdin? Ama işte bu iman efendim zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı. Efendim dini bakış pencerelerimiz değişti. Yani yediğiniz oradaki paralar haram zıkkım olsun. Allah Teala size efendim bu noktadaki sorgu sualini var ya fitil fitil burnunuzdan getirecek. Keşke diyeceksiniz bir yerde tuvalet bekçisi olsaydım da bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyesi olmasaydım. Evet. Empati yapmak lazım. Benim evladıma yapılması istemediğimi efendim istemediğim şeyleri başkasına yapıldığı zaman da aynı şekilde efendim gürlemem lazım, kükremem lazım. Allah Teala bu noktada birleşmeyi nasip eylesin. Yani birleşmiş milletler var. Avrupa Birliği var. Amerika Birleşik Milletleri var. Bunlar gibi bizim de bizim de İslam Birliği olarak birleşmemiz gerekiyor. Bir bayrak altında. Ortak para birimimiz olması lazım. Ortak kültürümüzün olması lazım. Onlar nasıl NATO'su varsa bizim de İslam efendim ortak askeri birliğimizin olması lazım. Daha çok konuşulacak şeyler var ama Allah hepimizi affeylesin. Beceremedik. Beceremiyoruz. Allah öncelikle şunu söylüyorum. Bütün İslam aleminin, İslam ülkelerinin başında oturanlara efendim İslamiyet'i dertlenen, İslam alemini dertlenen, efendim İslam'ın yayılmasını Müslüman kardeşlerimizi düşünen bir lider, bir otorite nasip eylesin. Yoksa şu andaki satılmış Amerika'ya karşı insanlar mı? Geçen gördünüz o Trump varken efendim ayrı gevur, bu da Biden ayrı bir gevur. Trump olduğu zaman biliyorsunuz en büyük hedefi gayesi damadı vardı. Fanatik bir Yahudi damadı. İsrail'in efendim Kudüs'e getirdi. Ondan sonra baş olarak ilan etti. Kudüs'e baş konsolosu getirdi. Ve dedi ki ben görevimi yaparım. Suudi Arabistan'dan giden o Selman denilen bir tane efendim zibidi var. Zavallı. O zibidiye ne dedi? 2 trilyon dolar Amerikan bankalarında paraları var. Paralarımı isti istiyorum deyince sen dedi ne diyorsun? Şaka mı yapıyorsun dedi ya. Ben olmasam 15 gün dayanamazsın dedi. Duramazsınız orada dedi. Ben sizi tutuyorum orada dedi. Sizin dedi 400 tane ölünün olmuş olduğu ikiz kuleleri vurmuş olduğu olay var ya dedi. O 400 kişinin tazminat davasında tazminatlarınızı ödeyemezsiniz dedi bu 2 trilyon dolarla dedi. Bana borçlu kalırsınız dedi korkuttu, titretti ve gönderdi. E biz aynı şekilde dikkat edelim. Allah başımıza olan liderimize hayırlı uzun ömür, sıhhat, afiyet versin. Ve bize gerçekten yakışır yani Allah'ın izniyle İslam alemine liderlik. Çok da efendim isabetli olur. Osmanlı gibi düştüğümüz yerden ayağa kalkacağız ağaç nasıl yıkıldığı yerden efendim tekrar doğrultursa biz de bu şekilde inşallah İslam alemine Türkiye'den efendim tekrar ayar vermeye çalışacağız. Onları bir çatının altına toplamaya çalışacağız inşallah. Sohbetimin sonlarına gelirken tekrar hadis-i şerifimize dönelim. Sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyorlar bize? Müslümanlar efendim kardeştir diyor. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ve devam ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Ne kadar harika bir şey. Siz bir kardeşinizin ihtiyacını gideriyorsunuz. Çok basit gibi görünen bir şey. Bazen mesela bir insan dilekçe yazamayabilir. Dilekçesini yazıyorsunuz. Bazen bir insan efendim bir yol için efendim tarif yapıyorsunuz. Bazen karşıdan karşıya geçmesini sağlıyorsunuz. Arabaları şöyle bir el işaretiyle durduruyorsunuz. Bazen oluyor efendim hiç beklemediğim bir şekilde arkadaşınız sıkıntılanmış. Belki 10 lira vermekle beraber. Bazen hatta bırakın parasal yönden adamın morali bozuk. Ona bir moral veriyorsunuz. Onu bir efendim bu noktada rahatlatıyorsunuz. Bir terapi yapıyorsunuz. Allah da sizi rahatlatıyor. Allah sizin ihtiyacınızı gideriyor. Allah sizi devreye giriyor. Onun için e, ya yani ne kadar fazla yapabilirsek sen efendim kerim misin? Sen enayi mısın efendim? Sen böyle hep, hep insanların işine koşturacaksın ondan sonra e, kendi aileni terk ediyorsun. Terk ettiğim falan yok. Ama insanların da faydasına koşturmaya çalışırım. Ne kadar güzel. Derneklerde, vakıflarda görev almak hatta daha önce paylaşmıştım. Mesela bazı derneklere gidip, bazı vakıflara gidip, kardeşim siz ne güzel yurt dışına çalışıyorsunuz. Benim size maddesel yönden verecek bir gücüm yok ama manevi olarak efendim yıllık izinimi kullanabilirim. Siz bana bu noktada efendim telefonum şudur, ulaşın ben de size yardımcı olayım diyebilirsiniz, diye, diyelim yani. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine devam ediyor. Diyor ki, bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirseniz Allah da Celle Celaluhu kıyamet gününden bir sıkıntınızı giderir diyor. Kıyamet günü sıkıntılarımız olacak. E şimdi ne oluyor? Bir sıkıntısını kardeşin gideriyorsun ki hop Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kıyametteki sıkıntılardan senin efendinin birisini gideriyor. Sen bir yapıyorsun bir çoğu gidiyor. Allahu Ekber. Ahirette diyeceksin ki ya keşke daha fazla çalışsaydım. niye, niye yapmadım ya? Niye yapmadım, niye oturmuşum falan diye böyle insan durduracak, düşünecek. Bir taraftan yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir insan kardeşinin ayıbını, kusurunu örterse Allah onun ayıbını, kusurunu örter diyor. Sakın açmayalım, dışarıya söylemeyelim. Efendim insanları şahit tutmayalım. Sadece şu var, eğer zarara dokunacak, aşikara yapılan bir günah varsa, efendim bu siyasilerden olur bu efendim işte sanatçı adı altında gezinen, efendim geçinen o bozuntulardan olur. Ondan sonra kafir, zalim, hain, ortalığı karıştırmak isteyen efendim insanların olur. Onları söylemek zaten üzerimize bir görevdir, Bu aciptir. Onları yapmamız lazım çünkü insanları bunların şerrinden korumamız lazım. Ama adamı hiç beklemedik bir yerde efendim sigara içerken gördük. Hayatımızda ilk sefer görüyoruz. Millet onun sigara içtiğini bilmiyor. Bunu kalkıp da insanların arasında afişe etmenin bir anlamı yok. Ne geçer elimize? Kapatalım bu konuyu. Ha, bir nasihatimizi dinleyecekse birebir özelde nasihatimizi yaparız. Bunu yapma kardeşim falan diye söyleriz. Ama insanların arasında bunu açıklamak doğru değil. Biz örtersek Allah da örter. Ayıp, kusur araştırıcı değil, tam aksine örtücü olmalıyız. Şu örneği de vereyim, bitirelim. Adamın bir tanesi, hikmet eğillerinden bir tanesi, çocukları çokmuş. Dokuz tane çocuğu var. Dokuz tane çocuğunu çağırmış karşısına. Evladım ben yakında ölebilirim demiş. Size demiş bir efendim çağrıda bulunuyorum. Yapar mısınız? Tabii babacığım demişler. Hemen demiş herkes birer tane efendim sopa neyse dal böyle ağaç dalı getirsin bakalım demişler. Hepsini getirmiş böyle. Dokuz tane çocuğun dokuz tane dalını almış. Ve karşılarında şöyle o sopaları Dokuz tanesini birden tuttuğunda kırmaya çalışmış şöyle efendim. Kırılmıyor. Kırmaya çalışıyor. Kırmıyor falan. Onları kenara bakmış Tek tek almış şöyle. iki parmağıyla birer tane olunca tak ikiye ayırmış kenara koymuş. Onu almış iki ayırmış tak kenara koymuş. Sonrasında efendim demiş ki evlatlarım, yavrularım ben ahirete giderim. Kardeşsiniz. Birbirinizden kopmayın. Sakın ha birbirinizi efendim ona kadar terk etmeyin. Bu efendim verdiğim o dallar gibi bir bütün haline sarılın birbirinize. Sizi kimse kıramaz, kimse sizi efendim yıkamaz. Ama bölünürseniz az önce yaptığımız gibi tek tek olduğunuzda herkes böyle sizi efendim kırar, geçer ve sonrasında elinizde herhangi bir şekilde dünyalıkta kalmaz, ahiretçilikte kalmaz, perişan olursunuz. Bu hikmet ehlinin sözünden yola çıkarak bugün de aynı şekilde birbirimize çok ihtiyacımız var. Birbirimizin arkasından konuşmayalım. Birbirimize destek vermeye çalışalım. Müslümanlar olarak birleşelim inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi ahir ve akıbetlerimizi Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ve Ya Rabbi İsrail'in yapmış olduğu bu zulmü efendim hem bitirip hem bir taraftan da intikamını sen kendi ellerinle, kendi katından, meleklerinle alıver Ya Rabbi ve ibret olsun bütün alemi dünyaya bütün dünya bunu efendim izlesin görsün Allahu Teala'dan gelen tokadın nasıl olduğunu efendim hissetsinler. Ama bizlere de bu noktada iyi bir ders çıkarmayı, toparlanmayı, tövbe etmeyi ve birleşmeyi nasip eylesin Mevlamız. Allah hepinizden razı olsun. Gününüz aydın olsun. Geceleriniz mübarek olsun. Ömürleriniz bereketli olsun. Evleriniz huzurla dolsun ve ceplerinizde Allah'ın izniyle helalinden paralarla dolsun. Cebertlik nasip olsun. İnsanlara faydalı olan hayırlı kullardan olmak dileğiyle haftaya görüşelim inşallah. Allah'a emanet olunuz. Subhanallahi ve hamdihi. Subhanike Allah ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirke ve tübüleyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. بتقول مشتاق إن الله رزق سبحان ربك رب العزة عما يصفون على للمسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة خلنا نسالك لا الله أمانة القدس السلام عليكم